Merhabalar. Bugün sizlere GraphPad Prism programında nasıl ısı haritası veya grafiği yapacağınızı göstereceğim. Oldukça kullanışlı bir grafik. Tabii her veri setinde kullanamazsınız. Literatürde yaygın olarak genetikçiler tarafından kullanılıyor. Birçok gen çalıştıklarında gen ifadelerini göstermek için yaygın olarak kullanılan bir grafik. Ancak sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde ve sağlık alanında da kullanmak mümkün. Örneğin sosyal bilimlerde farklı illerde bir değişken çalıştığınızı düşünelim. Mesela 7. sınıfa giden öğrencilerin sayısı böyle bir veriyi bu grafikte gösterebilirsiniz. Veya fen bilimlerinde farklı ağaç türlerinde diyelim ki yaprak sayısını çalıştınız. Bu veriyi de yine bu grafik tipinde göstermek mümkün. Dolayısıyla bu örneklerden anlayacağınız gibi her ne kadar genetik alanında sıklıkla kullanılsa da farklı alanlarda kullanmak mümkün. Ancak yaygın olarak genetikçiler kullanıyor. Şimdi dilerseniz nasıl yapacağınıza geçelim. Bu bir grup istatistiği grafiği olduğundan, GraphPad'de grup kısmını işaretleyip Enter Import Data deyip verinizi girmeniz lazım. Öncelikle nasıl bir veri gireceğinizi hatırlamıyor veya bilmiyorsanız Start with Sample Data deyip burada dikkat ederseniz en altta Special Issue of Group Tables'ta multiple t testini daha önce anlatmıştık. Heatmap isimli bir bölme var. Burayı tercih edip Create e tıkladığınızda böyle bir veri geliyor. Dikkat ederseniz GraphPad Prism de örneklemeyi gen üzerinden yapıyor. Burada 6 farklı gen ifadesi var ve bunlar farklı organlarda çalışılmış. Hitmap bir istatistiksel analiz değil, istatistiksel analiz bulgularını gösterici bir grafik türü. Dolayısıyla bugün burada analyze deyip bir analiz yapmayacağız. Zaten analiz dediğiniz zaman da hitmap ile ilgili herhangi bir bölme bulamazsınız. Bunun yerine kendisi default olarak yaptığından otomatik bir biçimde grup hitmap grafiği oluşturuyor. Yani siz buraya tıkladığınızda artık buradan sonra yapmanız gereken tek şey rengini tercih etmek. Mesela bu rengi kullanabilirsiniz veya bunu. Ancak eğer siz doğrudan bir veri girişi yapıp yani burayı kullanmadan hitmap çizdirmek istiyorsanız o zaman şöyle yapacaksınız. Örneğin new graph diyelim. Buradan bu bir grup grafiği olduğundan grup kısmını işaretleyeceksiniz. Ve altta yine grup kısmını grup grafiklerini gösteri işaretledikten sonra Burada dikkat ederseniz grafik tipleri var. Hitmap grafiğini tercih edip artık yalnızca renkleri seçip grafiği oluşturmak kalıyor. Yine örneğin bu rengi tercih edip Create'e tıkladığınızda aynı grafiğin oluştuğunu görebilirsiniz. Ve elbette bu grafiklerde bazı değişiklikler yapmak da mümkün. Bununla ilgili kanalımızda güzel bir video var. Hitmap için yapabileceğiniz şeyler buradaki konturun kalınlığını değiştirebilirsiniz. Yazı stilini, yazının büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Daha bu renkleri değiştirebilir. Renk geçişlerini yumuşatabilir veya arttırabilirsiniz. Hatta burada her bir hücrenin hangi gene veya hangi gen ifadesine karşılık geldiğini üzerine etiket olarak eklemek mümkün. Bunun için grafiğe iki defa tıkladığınızda burada ortalamaya göre bir grafik hazırladığını söylüyor. Bunu isterseniz median veya geometrik ortalama, standart sapma, hata veya güven aralığına göre hazırlatmanız da mümkün. Hemen altta arkadaşlar renk tipi var. Burada magma derseniz örneğin apply dersek dikkat ederseniz renk paterni değişti. Dolayısıyla buradan hoşunuza giden bir renk modelini tercih edip apply'a tıkladığınızda rengi kontrol edebilir. Güzelse tercih edebilirsiniz. Ee, burada ise arka planın rengi ile ilgili bir bölme var. Graph settings'te yine border'lar yani şuranın kalınlıkları ile ilgili şeklin büyüklüğü ile alakalı. Başlık istiyorsanız başlık show graph tables deyip apply'a tıkladığım zaman bakın dikkat edin grafiğe bir başlık verildi. Buradaki başlığı buraya çift tıklayarak veya doğrudan buradaki data ismini, data tablosu ismini değiştirerek değiştirebilirsiniz. Labels'ları ekleyebilirsiniz. Mesela label each cell with its value derseniz apply'a tıkladığınızda bakın dikkat edin buradaki her bir hücrenin ortalamasının eklendiğini görebilirsiniz. Burada fontunu, büyüklüğünü değiştirmek de mümkün. Gördüğünüz gibi GraphPad Prism programı özellikle grafikler söz konusu olduğunda, birçok opsiyon ve detay ayrıntısı sunan bir program. Buradaki diğer ayarları incelemeniz mümkün. Bunlar fontlarla, yazı tipleriyle alakalı ayarlar. Yani burada mesela yazının yönü horizontal mi? Siz bunu vertikal veya açılı yapabilirsiniz. Boşluklar. Dilerseniz bu hücrelerin arasında boşluk ekleyebilirsiniz. Yani sizin eğer değer etiketleriniz çok uzunsa ve böyle bir arada olduğunda okunmuyorsa bunların aralarını açabilir, değerleri ekleyebilirsiniz. Leggings'lar kısmında ise bunlara altlarına etiket eklemek mümkün. Bunun yönünü vertikal, horizontal veya hiçbir şey tercih etmeyecekseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu grafikle ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu bir analiz değil, grafik çizim videosu. Dolayısıyla umuyorum lisansüstü çalışmalarınızda ve postdoc araştırmalarınızda bir faydasını görürsünüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dileyenler bizleri katıl butonundan veya Patreon'dan destekleyebilirler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.